Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde sosyal medyada oldukça sık karşımıza çıkan bir konuyu masaya yatıracağız. Biliyorsunuz son dönemde elektrikli otomobiller günden güne popüler olmaya başladı. Elektrikli otomobillerin popülerleşmesiyle birlikte pazar payı da elektrikli otomobillere doğru kaymaya başladı. Özellikle Çin ve Hindistan gibi nüfusu kalabalık olan ülkelerde, hatta dünya nüfusunun 1/3'üne sahip olan bu iki ülkede elektrikli otomobil kullanımı acayip şekilde yaygınlaşmış durumda arkadaşlar. Hatta şunu belirteyim sizlere. Bizim ülkemizde 300 bin, 400 bin Türk lirası seviyelerinde satılan bu AMI tarzı 16 yaşındakilerin B1 ehliyetle kullandıkları otomobiller Çin'de arkadaşlar artık e-ticaret sitelerinde satılmaya başlanıyor. Ve bu araçlar kullanıcılara bildiğiniz karton kolilerin içerisinde ulaştırılıyor ve kullanıcılar kolileri açarak bunları kullanmaya başlıyorlar. Muhtemelen orada bu ruhsat olayları vesaire Türkiye'deki gibi değil arkadaşlar. Zaten Avrupa'nın pek çok ülkesinde de böyle ruhsat denilen bir şey yok. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım yeri gelmişken ki kafanızda çeşitli soru işaretleri kalmasın. Şimdi gelelim asıl konumuza arkadaşlar. Biliyorsunuz Çinli otomobil üreticileri şu anda büyük bir atağa kalkmış durumdalar. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ve Çin'deki ucuz işçilik sayesinde Çinli otomobil üreticileri Avrupalılara göre çok daha ucuza elektrikli otomobilleri kullanıcılara sunabiliyorlar. Bu da doğal olarak Avrupalı otomobil devlerinin moralini bozmuş durumda. Özellikle Ford, Volkswagen, Renault gibi markaların küresel pazardaki payları hızla düşüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Ford'un CEO'sunun bu konuda ilginç bir açıklaması vardı. Şunu dedi, biz mekanik olarak anlıyoruz ama yeni çağ tamamen yazılımsal bir odak noktasına sahip. Bu bağlamda yazılım tarafında çok sağlam bir geçmişimizin olması gerekiyor. Fakat biz buna sahip değiliz. Bu açıklamanın hemen ardından Volkswagen elektrikli otomobiller için anlaştığı yazılım firmasıyla sözleşmesini feshetti. Burada aslında Ford CEO'sunun demek istediği, biz Tesla gibi ya da BYD gibi bir yazılım altyapısına sahip değiliz. Yazılımımızı kendimiz geliştiremiyoruz. Bu bağlamda eksikliğimiz var demek istedi. Bu gerçekten de doğru arkadaşlar. Bugün BYD ya da Tesla'ya baktığınızda yazılım altyapısında tamamen farklı bir noktada olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla elektrikli otomobillerde asıl önemli olan şeyin yazılım olduğunu düşündüğümüzde karşımıza tamamen farklı bir konsept noktası çıkıyor. Çünkü elektrik motorlarında önemli olan şey bir yerde sürücüdür arkadaşlar. Sürücü devresine siz nasıl bir komut verirseniz elektrik motoru da buna göre şekillenecektir, buna göre çalışacaktır. Dolayısıyla içten yanmalı motorlarda olduğu gibi mekaniksel bir durum çok fazla söz konusu değil. Biliyorsunuz içten yanmalı motorlarda gaz pedalına basarsınız, gaz verilir, motora gaz püskürtülür. Bu sayede motor daha hızlı çalışır, daha fazla sıcaklık üretir ve bu sıcaklığın etkisiyle tekerlerimiz daha hızlı döner vesaire. Ama elektrikli motorlarda sürücü devresi elektrik motoruna komut verdiğinde arkadaşlar motorun hızlanması bir üst seviyeye çıkacaktır. Dolayısıyla bu noktada yazılımın çok önemli olduğunu söyleyebiliriz sizlere ki eğer sosyal medyada siz de TOG ve TOG sahiplerini takip ediyorsanız mutlaka karşınıza çıkmıştır. TOG'un bile halihazırda yazılımsal sorunları mevcut. Özellikle bazı araçlarında ekranların tamamen gitmesi, ekranların kendini resetlemesi, bu ekranların tekrar gelmemesi, bazen çarpışma uyarıları vermesi, bazen daha farklı akü uyarıları gibi ya da daha farklı uyarılar gibi sorunlarla karşılaşılması işten bile değil. Zaten Tesla'nın bu noktada rakiplerinden ayrıldığı en önemli nokta bu diyebiliriz. Şunu da söyleyeyim sizlere. Halihazırda ülkemize satılmakta olan elektrikli otomobillerde sorun yaşanıp yaşanmadığına dair kafanızda soru işaretleri varsa yapmanız gereken şey arkadaşlar biliyorsunuz çeşitli şikayet siteleri var. Bunlara girip yorumları okuyabilirsiniz. Gerçekten çok ilginç arızalarla karşılaşıldığını ben görüyorum. Ve bu karşılaşılan arızaların birçoğu yazılımsal arızalar. Ne yapıyor adam? Servise gidiyor. Serviste yazılım tarafında bir resetleme yapılıyor ve yazılım tekrar yükleniyor. Bunun sonrasında otomobil tekrardan sağlıklı bir forma kavuşuyor. Ama servis yeterince bilgili değilse bazen otomobiliniz orada tahmin ettiğinizden daha uzun sürede kalabiliyor. Bu noktada Tesla ve BYD gibi markaların daha sağlam bir yazılım altyapısına sahip olması bazı önceliklerini de beraberinde getirmiş oluyor arkadaşlar. Artık yeni bir çağa erişmek üzereyiz. Bugün kullandığımız elektrikli otomobiller 10 sene sonra hala hayatımızda olacak mı bilmiyoruz. Çünkü bunların yapısı içten yanmalı motorlar gibi değil arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Yarın bir gün yeni bir batarya teknolojisi çıktığında ve bütün otomobil firmaları o batarya teknolojisini kullanmaya başladığında günümüzde üretilen elektrikli otomobillerin ne olacağı, bu bataryalara uyum sağlayıp sağlamayacağı şimdilik bir soru işareti. Dolayısıyla bu noktada pek çok kişinin kafasında çeşitli sorular olsa da artık elektrikli otomobillere geçmemiz gerektiği gerçeğini de inkar edemeyiz. Çünkü Avrupa'da özellikle 2040 yılından sonra elektrikli otomobillerin kullanılması daha
daha da yaygın bir hale gelecek, gelmek zorunda. Çünkü dizel otomobillerin, benzinli otomobillerin satışı yasaklanacak arkadaşlar. Hibrit otomobiller bizleri nereye kadar götürür bunu bilmiyoruz. Ama zaten hibrit motorların çok da popüler olmadığını, olamadığını fark ettik. Günümüze baktığımızda dahi hibrit motora sahip seçeneklerin sınırlı sayıda kaldığını görüyoruz. Neden? Bu noktada özellikle tamir tarafında bazı sıkıntılar çıkıyor. Yani hibrit motordan anlayan birisini bulmak gerçekten kolay değil arkadaşlar. O yüzden de kullanıcılar hibrit motorlara çok da sıcak bakmıyorlar. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, bugün sizlerle birlikte elektrikli otomobillerin geleceği hakkında ufak bir söylemde bulunduk. Ciddi ciddi Avrupalı otomobil devleri elektrikli otomobil üreten BYD gibi, Tesla gibi markalardan ürkmeye başlamış durumdalar. Bunu zaten net bir şekilde gördük. Şu anda yazılım tarafında altyapısal sorunları var. Bunları kabul ediyorlar arkadaşlar. Volkswagen gibi, Ford gibi devler şu anda elektrikli otomobil tarafında, altyapıda, yazılımsal tarafta sorunları olduğunu kabul ediyorlar. Bunu önümüzdeki süreçte illa çözeceklerdir. Ama bu biraz zaman alabilir. Bugün baktığınız zaman Tesla dediğimiz şirket senelerdir bu sektörde ve kaç yıl üst üste zarar yazdılar. Hatta artık Tesla'nın hiçbir zaman kâra geçemeyeceği konuşuluyordu ki elektrikli otomobillere dönüşümle birlikte arkadaşlar şu anda Tesla dünyanın en değerli otomobil markası haline gelmiş durumda. Bu konu hakkında yorumlarınız varsa videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınız bizler için değerli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.